Merhaba arkadaşlar, Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar PDF uzantılı dosyalarımızı nasıl düzenleyeceğimizi ve tekrar PDF olarak nasıl çıktı alacağımızı göreceğiz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olur. Şimdi arkadaşlar PDF dosyalarını düzenlemenin birden fazla yöntemi var. Bunlardan ilkiyle başlayalım. İlki arkadaşlar tarayıcımıza girdikten sonra oturum açmamız lazım arkadaşlar Google'da. Google'da oturum açtıysanız şurada şöyle görmüş olduğunuz gibi benim oturumum açık. Buradan arkadaşlar uygulamalar kısmı var veya buraya internet sitesine ya da Google'a Drive'e yazabilirsiniz. Google Drive. Şöyle yapabilirsiniz. Bunlara gerek kalmadan şuradan uygulamalar kısmından şöyle aşağı doğru inelim. Google Drive'ı bulalım arkadaşlar. Google Drive'a bu şekilde giriş yaptıktan sonra şurada yeni seçeneği var. Buradan yeniye basın, dosya yükleme. Ardından düzenlemek istediğiniz PDF dosyasının olduğu klasörü bulun arkadaşlar. Buradan şuradan bulabilirsiniz. Mesela masa üstünden, bilgisayarlardan, yerel diskçe, yerel disklerden. Nereye kaydettiyseniz artık oradan bulun arkadaşlar. Benim masa üstünde şu anda Türkiye'nin dağları adı altında bir PDF dosyamız var. Yükleme tamamlandı diyor arkadaşlar. Buna tıklayın. Yükleme tamamlandıktan sonra tıkladıktan sonra şurada görmüş olduğunuz gibi Google Dokümanlar ile aç seçeneği var arkadaşlar. Buraya tıklayın. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bizim yüklemiş olduğumuz PDF dosyası düzenlemeye hazır arkadaşlar. Mesela şöyle bir düzenleme yaptığımızı varsayalım. Böyle bir düzenleme yaptınız. Buradan eksiklikleri giderdiniz. Tabii şöyle bir durum da var arkadaşlar. Bunların farklı yollarla düzenlendiği için yani ne demek istiyorum? Bu PDF dosyası farklı programlarla oluşturulduğu için böyle resimlerin kayması normaldir. Tabii bunları teker teker yeniden düzenlemeniz lazım. Hatta şurada aşağıda büyük bir fotoğraf vardı Türkiye haritasının. Onu hiç okumadı hatta. Yani bunların düzenlenmesi lazım arkadaşlar. Bunları düzenledikten sonra gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra arkadaşlar yapmanız gereken dosya kısmına basıp indir seçeneğine basın. Burada görmüş olduğunuz gibi pek çok formatta düzenleme yapabilirsiniz. Biz yine PDF olarak almak istiyoruz. Düzenleme yaptıktan sonra PDF olarak kalmasını istiyorsak yine PDF'e basalım. Şu an görmüş olduğunuz gibi indirdi arkadaşlar. Biz şu kısmı düzenlemiştik mesela. Bizim düzenlediğimiz kısım şu anda PDF olarak görünüyor arkadaşlar. Bunu kapatalım. Bunları kapatalım. Bu Drive yoluyla düzenleyebilirsiniz PDF dosyalarınızı. Diğer bir yöntem arkadaşlar bilgisayarınızda ofis programlarının kurulu olması lazım. Ofis programları kuruluysa özellikle 2019 buradan Word dosyası yeni bir Word dosyası oluşturmanız lazım. Bunun için de bilgisayarınız mouse'unuzu sağ tıklayın, yeni deyin. Ardından Microsoft Word belgesi deyin. Tekrar bu Word belgesini açın arkadaşlar. Açtıktan sonra dosya kısmına basın. Buradan aç seçeneğine basın. Göz at. Buradan arkadaşlar PDF dosyanızın yüklü olduğu klasörü bulun. Evet, burada tamam demeniz yeterli. PDF dosyanızın büyüklüğüne bağlı olarak bu açılma süresi uzayabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Açılmadıysa yani uzun bir süre bekleyip açılmadıysanız demek ki 200-300 sayfalık bir PDF dosyasını düzenlemek istediğiniz için benim burada birkaç sayfalık PDF dosya örnek olsun diye gösterdiğim bir şey yok. Mesela burada görmüş olduğunuz gibi daha bir düzenli. Şu aşağıda dokümanlarda çıkmayan haritada burada çıktı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Zaten büyük bir ihtimalle bu PDF dosyası da Word ile oluşturulmuş PDF dosyası. Şimdi biz bunu PDF'ten Doç uzantılı bir şeye çevirdik. Mesela şurada düzenleyebilirsiniz istediğiniz şekilde. Düzenledik.
Şöyle. Şurayı düzenleyelim. Bu şekilde düzenledik. Mesela haritaların yerlerini değiştirebilirsiniz. Şurada resimler, fotoğraflar var. Bunların yerlerini değiştirebilirsiniz. Şuradaki kenarlık çizgilerini değiştirebilirsiniz. İşte Word ile yapılabilecek her şeyi burada yapabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar işiniz bitti. Buradan dosya diyeceksiniz. Daha sonra dışarı aktar seçeneğine basmanız lazım. Mesela biz PDF olarak düzenledik. PDF olarak başladık. Word'e uzantılı dosyaya çevirdik. Ardından bunu yine PDF olarak almak istiyorsak bu şekilde, hatta adını da değiştirelim. Bu şekilde arkadaşlar bir yapalım. PDF dosyası olarak da alabilirsiniz. Hatta XPS dosyası da alabilirsiniz. Evet, siz PDF olarak da alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yayınla dediğiniz anda zaten düzenlenmiş olan Word programıyla düzenlenmiş olan PDF dosyanız bu şekilde, mesela biz şu kısmı değiştirmiştik. Mesela şuraya bir mobil yazmıştık. Hatta mobil V yazmışız. Bu şekilde arkadaşlar PDF dosyalarınızı Word ve dokümanlar ile, Google dokümanlar ile düzenleyebilirsiniz. Tabii bunların yanı sıra internetten de düzenleme siteleri var. Hatırını kaybetmeyelim. Şunu da kapatalım. Yine tarayıcınıza girin. Tarayıcınıza girdikten sonra arama çubuğuna PDF to Doç yazmanız yeterli. Bu da binlerce site var arkadaşlar. Biz şuna tıklayalım. Ben daha önce de çevirmişim, kullanmışım bu programı. Bu internet sitesi hatta. Yükleme kısmına basın. Ardından PDF dosyanızın yüklü olduğu yeri bulun. Bu şekilde indir değil arkadaşlar. Hatta şurada şöyle yapmamız lazım. PDF dosyalarımızı açalım şöyle. Yani şunu demek istiyorum. Bu dosyaları, ya daha doğrusu bu internet sitesi biraz daha düzgün çevirdi gibi sanki. Mesela kenarlıklar falan iyi korunmuş. Hatta Word'da açtığımızda şöyle bir boş sayfa vardı burada arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Ya dikkatli olun, internet kaynaklı dosyalar virüs içerebilir diyor. Evet, ben de katılıyorum buna. Bu yüzden zaten, hatta şöyle de yapabilirsiniz. Dönüştürme. PDF dosya düzenleme demeniz de yeterli. Bu şekilde de düzenleyebilirsiniz. Ha, buradan programda indirip düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabi bunlar virüslü de olabilir veya şimdi bizim amacımız şuydu. Daha düzgün bir çeviri elde etmek arkadaşlar. Mesela PDF dosyalarımızı çok düzgün bir şekilde çevirdi bana göre. Hatta şeyden daha da şöyle görmüş olduğunuz gibi. Haritamızı falan tam olarak düzenledi. Buradan düzenlemeyi etkinleştir dediğinizde yeniden arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradan düzenleme yapabilirsiniz. Şöyle boşluk verebilirsiniz. Bu şekilde düzenleme yaptıktan sonra dosyanızı dışarı aktarlayıp isterseniz PDF olarak kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Benim size tavsiyem önce bilgisayardan, yani internet sitesinden PDF'i Doç'a çevirmeniz. Doç uzantılı. Daha sonra bunu Word'da açarsanız daha düzgün bir görüntü elde edebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de Word'ü direkt olarak kullanabilirsiniz veya çok karmaşık sadece yazıdan oluşan bir PDF dosyanız varsa bunu size tavsiyem Google dokümanlardan da çevirisini yapabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Evet, benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız
Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.